Genç aşıklar derken sizi mi kastetti o bunak? Kusura bakmayın, usta yanlış anladı. Yani açıklamaya çalıştık da bir türlü izin vermedi. Siz de üzülsem gerçekten çok özür dilerim. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sen bana nasıl seni yanlış anlayabileceğimi söyleyebiliyorsun ya? Kimsin sen? Kendine nasıl böyle bir değer biçebiliyorsun? Sen altı üstü kenar mahalleden gelmiş bir bakıcı parçasısın. Ki hoş, onu da yaptığın şüpheli ya. Ne sanmıştın? Benim seni kıskanabileceğimi mi düşünmüştün sen? Yazık sana. İnsan elinde olmayan şeyleri kıskanır Hicran Hanım. Emre benim müstakbel nişanım. Ben özür dilerim. Hadsiz ya. Sen kim? Emre'nin nişanlısı olmak kim? Sen Emre'yi rüyanda bile göremezsin. Varoş gülüm. Bugün kusursuz görünmeliyim. Tüm gözler yalnızca benim üstümde olacak. Bakalım Emre sürprizimi beğenecek mi? Nişan tarihini açıkladığımda yüzlerinin şeklini o kadar merak ediyorum ki. Hadi kızım Yeliz. Seni böyle görmek ne güzel Emre. Gözlerinin içi gülüyor, baksana. Umarım ben de seni eşin olarak bu kadar mutlu edebilirim. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Harika. Ketrik firması zaten mükemmel. Yiyecekler, içecekler, tüm davetliler geliyor. Mükemmel. Sen de gelip bak istersen. Gelirim. Tamam o zaman. Bekliyorum. Beğeneceğini düşünüyorum. Umarım öyle olur. Ay Yeliz'cim, çocuk gibisin vallahi. Emre'cim. Nasıl? Ya organizasyon şirketinin getireceği renkleri bilmediğim için. Ben de Meleğin en sevdiği renkleri seçtim. Güzel. Aa, Yeliz'cimin seçimleri her zaman çok özel ve güzeldir. Söz konusu melek olunca daha da özenli. Benim şirkete gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Kolay gelsin. Emre geç kalma. Bu ne şimdi ya? Ya ben onun kızı için yapıyorum her şeyi. Adamın tavrına bak. Buz gibi. Her zamanki Emre işte. Sana özel değil ki tavrı. Sorun da bu zaten. Hiçbir şey bana özel değil. Şişt, düşürme yüzünü. Bugün senin günün. O öyle olmaz. Böyle olur. Allah! Çok korktum. Süleyman Efendi. Buyurun efendim. Eğlenceniz bittiyse işinize geri dönün. Hadi. Hadi. Çıkalım.
Bakıcı değil, soytarı sanki. Çeneleriniz değil, elleriniz çalışsın hanımlar. İçecekler hazır mı? Değil. Her şey eksiksiz olacak. Son dakika sürprizi istemiyorum. Melekciğim, ah tatlım. Hicran Hanım, siz de Meleği odasında oyalayın. Böyle zamanlarda çok fazla iş kazası olur. Bunu biliyor olmanız lazım. Ama pardon, ben her seferinde sizin profesyonel olmadığınızı unutuyorum. O bakıcı değil. Melek, Hicran sana bakmak için bizden para alıyor. Bu durumda bakıcı değil de ne? Benim Hicran ablam. Ah benim güzelim. Hicran sana baktığı için para alıyor. Yani anlayacağın o bir bakıcı. O işini yapıyor. Biz de hizmetin karşılığını veriyoruz. Hadi Melekciğim biz çıkalım. Kolay gelsin Elim abla. Sağ ol. Kolay gelsin. Zehra, koşu yetiştir kızım. Gidiyor kadın. Çabuk, çabuk, çabuk. Hay Allah, Yeliz Hanım. Çabuk Zehra. Ver, 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 ver. Allah'ın sopası yok derler. Geç işine, gülme. Melek, gel kızım. Oy. Anneannesinin prensesi nasılmış? Sevmiş mi Yeliz ablasının sürprizini? Yelizciğim, ne oldu? Hasta mı oldun yoksa? Ne bu öksürük? Yok, hasta falan değilim. Nazara geldim belli ki. Babam geldi. Melek dur, yavaş düşeceksin. Babam. Oh. Oh. Güzel kızım benim. Ben bugün seni çok özledim biliyor musun? Emre'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzeldiniz siz öyle ya. Ay, kıskandım vallahi. Allah sizi kem gözlerden korusun. Ah Yeliz'cim insan sevdiğini kıskanırmış. Kötü günler geride kaldı. Bugün meleğimizin yeniden doğuşunu kutlayacağız. Kısmetse siz evlenince kocaman bir aile olacağız. Hadi bir tanemiz odamıza gidelim. Hicran abla sen de gel. Tabii. Buyurun. Boşladın Meleği. Hadi Melek çocuk, iki güzel lafa kanar da ama Emre elden giderse... Bugün benim en mutlu günüm. Kimsenin bu mutluluğu bozmasına izin vermeyeceğim. Her şeyin sırası gelecek. Gitmesi gereken gidecek. Hele şu nişanı da bir yapalım. Hepsi bir bir çözülecek, merak etme. Hadi inşallah. Saat kaç oldu ya? Nerede kaldı bu kuaför? Hayır, kuaförü ayrı. Hicranı ayrı. Terzisi ayrı. Ben yemin ederim ben artık delireceğim var. Hangisiyle uğraşacağımı şaşırdım. Yemin ederim şaşırdım ben. Ay Aliye teyze. Benim telefonumun şarjı bitiyor da. Senin telefonundan arasam olur değil mi? Heh.
Alo, ben Yeliz. Ya ben sizi bekliyorum şu anda. Ya pardon da ben sizi saat olarak tembihlemiştim. Hatta geç kalmayın demiştim. Neden gelmediniz hala? Bekliyorum. Tamam, bekliyorum, acele edin. Manyak. Aliye teyze, size mesaj gelmiş. Kimden? Numara kayıtlı değil. Ama her kimse aleni tehdit etmiş sizi. Yanlış gelmiştir. Benim kimseye borcum harcım yok. Bilemem. Nurten Hanım geldiler efendim. Nurten halacığıma şu sıralar özel ilgi göstermek lazım. Ben karşılayayım onu. Merhaba. Ay, Melek çok komik olmuşsun. Küçük Hanım, bu halde mi katılacaksınız yoksa davete, ha? Halacığım hoş geldin. Hoş bulduk Emre'cim. Hicran'cığım merhaba. Meleğimiz sayenizde ne güzel gülüyor artık. Melek'ciğim, hadi gel tatlım. Birazdan kuaför gelecek. Hicran abla, saçımı sen yapar mısın? Melek'ciğim, daha fazla yormayalım istersen Hicran ablanı. Evet Melek'ciğim. Bak, ikimiz de çok güzel olacağız bugün. Hicran abla lütfen. Melek, Hicran ablan bakışı tatlım. Kuaför değil ki. Saç yapmaktan ne anlar o? Hadi gel. Bak, bu davet bizim için çok önemli. Senin de o yüzden prensesler gibi olman lazım. Benim kızım kuaför istemiyorsa konu kapanmıştır. Tabii Hicran Hanım da Meleğin saçını yapmak isterse. Meleğin saçını yapar öyle çıkarım. Aa, nereye? Kalacağım demiştiniz. Davete katılmayacak mısınız? Yok, gitsem daha iyi olacak. Aa, kesinlikle olmaz. Melek, sizin gayretleriniz sonucunda konuştu. Hem bu partinin şeref konuğu sizsiniz. Hicran abla, kal lütfen. Tamam Meleğim, eğer sen istiyorsan kalırım. Pardon, böyle mi kalacaksınız davete? Yani bu üstünüzdekilerle. Yani evet, bir sakıncası yoksa. Yok, bir sakıncası yok. Tabii ki de katılabilirsiniz. Bence siz bir an önce Meleğin saçlarını yapmaya başlayın. Hadi gel Meleğim. Geç şöyle. Gir. Ah, Zehra, telefonum şarjdaydı. Çıkmadan onu da getirir misin? Buyurun Yeliz Hanım. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Bir aksaklık yok değil mi? Her şey kusursuz efendim. Siz hiç merak etmeyin. Kusursuz olacak tabii. Bugün benim günüm. Her şey mükemmel olmalı. Çıkabilirsin. Ah.
Nasıl gidiyor bakalım hazırlıklar? Çok iyi gidiyor Yeliz Hanım. Böreklerimiz fırında Yeliz Hanım. Rostomuz tamam, salatalarımız tamam, mezelerimizi bitirdik. Bir tek pastamız kaldı. Çok iyi. Çok güzel Nedim Hanım. Tebrik ederim. Ay. Ben içecek bir şeyler alayım kendime. Çok yorulmuşum. Dur kızım. Biraz çatal bıçak koyalım yanına, değil mi? Pardon, çok 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 özür dilerim ben. Ay. Kusura bakma lütfen İcran. Sen şimdi böyle katılamazsın partiye. Söyleyelim Zehra'ya, kendi kıyafetlerinden ayarlasın sana, olur mu? Ay, kusura bakma tekrar. Nedim Hanım, siz de toparlayın lütfen. Ah, neyse kızım, bir şey olmaz. Şimdi hemen toparlarız, hemen. Sana bir şey oldu mu? Yok yok. Dur, temizleriz üstünü başını, önemli değil. Gel gel, Hicran abla. Ah Zehra. Hadi toparlayayım bakayım şuraları. Çabuk çabuk paspası getir. Tamam, ben şimdi sana şey getiriyorum. Dur kızım. Hay Allah ya. Hoş geldin Elif'ciğim, böyle karşılamak istemezdim ama. Hoş bulduk abla, ne bu hal? Küçük bir kaza işte. Sen de eşyalarını oraya koy. Çabuk çabuk Zehra. Koş. Ay. Bakalım hala üstündeki kıyafetlerle partiye katılabilecek misin Hicran? Ay. Partimizin şeref konuğu Ezik Hicran partiye iştirak edemeyecek mi acaba? Ay ben çok üzüldüm. Yok, bu ne be? Oldu ama yapacak bir şey yok. Yeliz'ciğim, niye diktirdiğin kıyafeti giymedin? Ya Aliye teyze, Terzi öyle özensiz davrandı yetiştireceğim, hızlı yapacağım diye. Ben de güvenemedim. Ne oldu? Beğenmedin mi? Bu yakışmamış mı? Ay yok yok, çok yakışmış canım benim. Ondan sormadım. Melek'le aynı renk giyecektiniz ya. Ya onunla aynı renk giyeceğim diye istemediğim bir şey giymek istemedim açıkçası. İyi yapmışsın. Bu senin için. Umarım beğenirsin. Güzel. Ben bayıldım. Beğenmene çok sevindim. Benim için değeri büyük. Genç kızlığımdan kalma. Marala vermek için saklamıştım. Sana kısmetmiş. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Aliye teyze. Çok mutlu oldum ama siz emin misiniz? Yani bunu bana vermekte. Tabii ki yavrum. Benim bu hayatta Melek'ten ve senden başka kimim var? Maral yaşasaydı o da kızına verirdi. Ömrüm vefa eder de bir gün senin Melek'e hediye ettiğini görürsem ne mutlu bana. Teyzeciğim. Ağlatacaksınız beni, lütfen yapmayın ya.
Tabii ki biz hep sizin yanınızda olacağız. Ben, Emre, Melek. Ben de gidip hazırlanayım hemen. Ay, neyse. Güzel bir şey benziyor en azından. Ay bir de marala verecektim falan diyor ya yüzüme. Maralın olan her şey benim nasılsa. Yiğizciğim, her şey çok güzel olmuş. Sizin beğenmiş olmanız benim için çok önemli Aliye teyzeciğim. Tebrik ederim, gerçekten müthiş. Teşekkür ederim. Emre. Her zamanki gibi çok şıksın. Ben nasıl olmuşum? Emre Bey. Pardon, davetler geliyor efendim. Tamam, geliyorum. Halam nerede? Hazırlanıyor, şimdi gelir. O zaman misafirleri karşılamaya gidelim. Siz oradan geldiniz galiba, öyle mi? Nasıldı peki? Oh. Pardon, Emreciğim. Müsaadenizle beyler. Nasıl gidiyor sence? Herkes hayatından memnun gibi. Çok güzel, emeğine sağlık. Beğenmene çok sevindim. Benim için de iyi oldu aslında. Prova oldu. Prova? Ne provası olacak canım? Nişanımızın provası tabii ki. Daha güzel olacak Emre. Daha özel bir şey organize edeceğim. Ben konuklarla ilgileneyim. Tamam, ben de şey yapayım, pastayla ilgileneyim o zaman. Bizim devrimiz de bitiyor artık. Yavaş yavaş yerimizi gençlere bırakmaya alıştırsak kendimizi iyi ederiz bence. Babanın kıymetini mi Berkaycığım? Bu devirde koltuğunu kolay kolay bırakacak patron bulunmaz. Değil mi ama? Evet. Günün sürprizi de buydu. O içecekleri getir, tamam. Pardon ya, kusura bakmayın. Berkay! Geldim baba ya, geldim. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Onlar ne böyle? İzineceğim. Evet değerli misafirler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün burada... ...sevgili meleğimizin konuşması şerefine toplandık. Ama Emre ve benim sizlere... küçük bir sürprizimiz daha var. Emre ve ben... Aman!
İyi misiniz? Ben teşekkür ederim. Buyurun lütfen. Değil mi Esat Bey? Var mıdır bir sıkıntı? Kardeşim iyisin değil mi? İyi bakalım. İyi güzel. Buyurun lütfen. Lütfen. Eğlencemize devam edelim. Buyurun. Sakin ol Elis. Sakin ol. Bunca kalabalığın arasında hiçbir şey yapamazsın. Sadece kendine zarar verirsin. Böyle bakıcıya can feda. Valla Emre'yle öyle sarmaş dolaş görünce bir an... Neyse dedikodu yapmayalım. Bütün planlarımızı tabii ki de ona göre yaparız değil mi? Bu gelen Zarif Hanım da kim? Emre Bey. Kızımın bakıcısı Hicran Hanım. İyi günler. Kızım sayesinde kısa sürede büyük bir aşama kat ettim. Ay evet, meleğimizin gelişimini Hicran Hanım'a borçluyuz. Kendisi bizim imkansız sandığımız şeyi başardı. Tebrikler Hicran Hanım. Merhabalar, nasılsınız Hicran? Tebrik ederiz sizi. Ya, iyiyim sizi sormam. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Her şey ona borçlu. Çok hoşuldu gerçekten. Tabii, çok kesinlikle, çok kesinlikle. Güzel. Bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Yeliz'cim. Ne o? Partinin yıldızı olacaktın. Işığın erken söndü. Ne demeye çalışıyorsun? Şu kızı diyorum. Bakıcı. Bütün ilgiyi üstüne topladı. Partinin asıl yıldızı o oldu. Sana da bu kaldı. Al iç. Ferahlarsın. Bıraktın. Benim yalnız kalmaya ihtiyacım vardı Aliye teyze. Tüm bu olanlardan sonra biraz yalnız kalmak istedim sadece. Ya saçmalama kızı. Ah, hadi kalk kalk topla kendini. Bu parti senin partin. O kadar emek verdin. Boşuna mı gitsin istiyorsun? Hadi kalk çeki düzen ver kendine. Siz gidin. Ben geleceğim birazdan. Sevgili meleğimizin konuşması şerefine toplandık yine. Ama Emre ve benim sizlere küçük bir sürprizimiz daha var. Emre ve ben...
Ama... Çıldırdın mı sen? Niye hala gelmedin? Ben çıldırdım artık. O hicran denen kadın beni delirtti, delirtti. Bak, bak. Baksana. Bak, görüyor musun? Bak. Bak, beni delirtti bu kadın. Bu kadın beni delirtti. Öldüreceğim ya. Kadını gidip öldüreceğim ya. Kendine gel. Senin burada kendini harap etmen hiçbir işe yaramıyor. Sen burada kendi kendine delirirken o kadın aşağıda ne işler çeviriyor? Emre ile ilişkinin adını bir an önce koyman gerek. Yoksa çok geç olacak Yeliz. Ben Emre'yi o kadına asla kaptırmam. İyi edersin. Ben senin kızına kaptırmadım. O varoşa mı kaptıracağım? Hadi bakalım Yeliz. Oyun zamanı. Ne işler yapacaksın? Ben yanmak değil mi sen? Ben yanmak değil. Yanmak dedim sana. Çok güzel bir davet. Tebrik ederim. Bu daveti güzel kılan sizlersiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Sahi şu bakıcı nerede? Onu da bir tebrik etmek isterim. Meleği konuşturması büyük başarı. Öyle, öyle tabii. Buralarda bir yerlerdedir. Nereye gidecek ki? Diyor diyor baba. İzninizle. Ben bir bakayım. Maşallah. Nasıl biliyor? Bravo Hicran. Cidden bravo sana. Bravo. Seni tüm kalbimle tebrik ediyorum. Bütün davetlileri etkilemeyi başardın. Herkes seni konuşuyor. Davetimizi şenlendirdin, renklendirdin. Yeliz Hanım. İzninle kızımızı almak istiyorum. Siz de bu arada Meleğin odasını düzenlersiniz. Davetin yıldızı olsanız da işinizden geri kalmanızı istemem. Gel tatlım. Abla. Gel bir çay içelim. Sen de yoruldun ben de. Melek'cim, hadi tatlım gel biz biraz hava alalım. Acıyor. Melek'cim, hadi ama tatlım. İstemiyorum. Melek, burası sana göre bir yer değil. Hem bir de çok kalabalık. Hadi gidelim artık. Kadir Bey.
Meşhur Hicran Hanım. Merhabalar. Merhaba. Demek meşhur Hicran Hanım sizsiniz. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Yaptığınız şey unutulmaz. Sayenizde Melek kızımız konuşuyor. Aslında benim yaptığım bir şey yok. Bu Melek'in kendi başarısı. Bakmayın mütevazı davranıyor. Kızım şu an konuşuyorsa onun sayesinde. Tebrik ederim, bravo. Ah! Melek! Yani yaptığı çok kutsal bir şeydi bizim için. Bize o kadar büyük bir mutluluk yaşattı ki. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayırdır tatlım? Nedir bu suratınızın hali? Biz bunca insanı senin için topladık buraya. Sen mutlu ol diye düzenledim ben bu partiyi. Ama sen ne yapıyorsun? Ya Hicran'la böyle dışarılarda baş başa takılıyorsun? Ya da somurtup oturuyorsun. Tatlım, beni çok üzdün. Ama hatanı telafi edebilirsin. Şimdi sana söylediklerimi harfiyen yapacaksın. Anladın mı? Ancak o zaman seni affedebilirim. Anladın değil mi? Hayır, söylemeyeceğim. Bırak beni. Söylemeyecek misin? O zaman başına geleceklerden ben sorumlu değilim Melek. Melekciğim. Bir tanem yüzün bembeyaz olmuş. Bir şey mi oldu? İyi misin sen? Ay ne olacak? Melek bunca kalabalığa alışkın değil. O yüzden biraz gerildi çocuk haliyle. Ah Melekciğim, tatlım. Bütün bu davet senin için yapıldı biliyorsun değil mi? O yüzden birazcık daha sıkman lazım dişini. Hicran Hanım, ben bugünün yıldızını içeri götüreyim. Olur mu? Tabii ki. Lütfen. Elbiseden oldu sanırım. Ben ne olduğunu anlayamadım. Özür dilerim. Siz kusura bakmayın. Ben dikkat etmedim sanırım. Ay Hicran Hanım. Başınıza bir şey olmuş. Morarmışım, kanamışım, anlamadım ne. Bir baksanız iyi olur. Tabii ben hemen bakayım. Melekciğim ben hemen geliyorum. Bana bak. Eğer söylediklerimi harfiyen yapmazsan çok sevdiğin Hicran ablanın sonu da biricik annen gibi olur. Anladın değil mi beni? Hadi yürü. Değerli misafirler. Bugün burada bulunduğunuz ve mutluluğumuzu bizimle paylaştığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok iyi bildiğiniz gibi bugün meleğimizin şerefine toplandık. Meleğimiz konuştuğu için. Şimdi güzel kızımız da size birkaç şey söylemek istiyormuş. Hadi Melekciğim. Hadi Melekciğim. Hadi. Ne oluyor Yeliz? Birazdan görürsünüz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Babama ve Hicran ablama da teşekkür ederim. Çünkü onlar sayesinde iyileştim.
Bugün çok mutluyum. Daha da mutlu olmak istiyorum. Ben Keliz ablamı da seviyorum. Ve Cici annem olmasını istiyorum. Melek'ciğim, canım kızım benim. Demek ki sen de gerçek bir aile olmak istiyorsun. Emre'ciğim, duydun mu? Melek de bizim mutluluğumuzu paylaşıyormuş. Ama haberimiz yokmuş. Ah Melek. Şu an babanı ve beni o kadar mutlu ettin ki anlatamam. Evet değerli misafirler. Biz de aslında bu haberi sizinle paylaşacaktık. Ama kızımız heyecanını daha fazla gizleyemedi. Emre ile çok uzun zamandır bunu planlıyorduk. Evet. Müstakbel nişanlımla en kısa sürede bunu size söylemeyi düşünüyorduk. Ama bugün çifte mutluluk yaşadık. Kızımızın sesinden bu haberi duymanız bizi de çok mutlu etti. Gerçekten şu an o kadar heyecanlı ve mutluyum ki anlatamam. Aferin tatlım. Böyle devam et. Sen söyleyeceğini söyledin Yeliz. Emre'ciğim birazcık daha konuşmazsan misafirlerimiz nişanlanmak istemediğini düşünecekler. Herkese çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. Bugünü bizimle paylaştığınız için. Tekrar hoş geldiniz. İyi eğlenceler. Tebrik ederim Emre'cim. Çok isabetli bir karar. Emre'cim, Yeliz'cim, ikinize tebrik ediyorum. Umarım çok mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederiz halacığım. Özellikle mutluluk temenniniz için. Emin olun, Emre'yi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tabii. Asıl önceliğimiz güzel kızımız Melek olacak. Ben bir Melek'e bakayım.
Teşekkürler. Çifte kumrular. Sizi böyle mutlu görmek ne güzel. Tebrik ederim. Özellikle Emre'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Çok güzel bir aile olacağınıza eminim. Baksana. Ay Serap. Bunlar ne güzel kareler böyle. Bana da göndermen lazım bunları. Tabii canım. Seve seve. İzninizle. Azmine hayranım Yeliz'ciğim. Ama biraz daha çabalaman gerekecek sanırım. Emre senin kadar coşkulu değil galiba. Baksana. Yüzü sirke satıyor. Emre'nin mizacı böyle canım. O duygularını pek belli edemez. Sevincini de, hüznünü de içinde yaşar. Aslında bugünün en mutlu adamı o. Ama bunu sadece onun en yakınındakiler bilir. Sen nereden bileceksin? Şu an çok mutlu görünüyor. Gerçekten mutlu olunca duygularını belli edebiliyormuş demek ki. Neyse canım, sen konuklarınla ilgilen, davetin yıldızı. Fotoğrafları atarım. Bekliyorum. İyi günler. Hayırlı günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Emre'cim, nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ayrıca Yeliz Hanım'la atacağınız bu güzel adım için de tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Nurten Hanım, Aliye Hanım, Yeliz Hanım, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Sevgili Aksoy ailesi, bu güzel davet için çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp davetimize katıldığınız için biz teşekkür ederiz Kadir Bey. O şeref bana ait. Biz teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık Kadir Bey. Sizi daha sık görmek isteriz. O zaman arayı fazla açmayın. Yapın şu nişanı birader. Haklısınız Kadir Beyciğim. Hayırlı işler fazla bekletmeye gelmez değil mi ama? Öyle öyle. Bu arada Emre'cim, uzun zamandır sözleşiyoruz. Bir türlü denk gelemedim. Bu hafta sonu Hücran kızımızı beni bekliyorum. Daha evine. Hem de çocuklarımızla kaynaşmış olur. Güzel bir hafta sonu geçiririz. Seve seve. Tabii, güzel nişanını da bekliyorum. Tabii ki geliriz Kadir Bey. Çok güzel olur değil mi Emre'cim? Bir hafta sonu mutlaka gitmemiz lazım ama çekirdek aile olarak. Sen, ben, Melek. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ay, herkes gitmiş. Ben yine sola kalmışım. Çok güzel bir partiydi. Teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni çiftimizi tekrar tebrik ediyorum. Yeliz'ciğim. Çekirdek ailemize. Sen var ya, şeytana bile papuçunu ters giydirirsin. Tatlım, şeytan önce benim gibi sivri topuklar üstünde yürümeyi öğrensin. Yine bekleriz. Görüşürüz. Herkese iyi günler. Serap Kaçar. İyi günler. Emre'cim, çok yorulduk. Ama değdi değil mi? Nasıl bir gündü sence? Müsaadenizle. Nihayet dualarım kabul oldu. Dünya gözüyle sizin nikahınızı görmekten başka dileğim yoktu. Maral'ım gittiğinden beri ben de bu dünyadan göçersem torunun boynu bükük kalacak diye çok kederlendim. Ama şimdi içim rahat. Meleğime öz kızın gibi bakacağından hiç şüphem yok.
Bana bu kadar inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim Aliye teyzeciğim. Sen benim kanımdansın, canımdansın. Tabii ki güveneceğim kızım. Ama bugünkü sabrın ve cesaretini her zaman görmek isterim. Hiç şüpheniz olmasın. Emre de, Er ya da... Gel. Yeliz Hanım. Emre Bey sizi bekliyor. İkinci round için de hazırım. Bana şans dileyin Emre teyzeciğim. Sen doğuştan savaşçısın kızım. Senin şansa mansa ihtiyacın yok. Bu Bizans oyunlarıyla rakibin Emre bile olsa... Er geç dize getirirsin. Allah seni bana düşman etmesin. Emre. Beni çağırmışsın hayatım. Otur Yeliz. Çoğunu yaptın. Tebrik ederim. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Anlamamış gibi yapma Yeliz. Komik duruyorsun. Melek için kutlama yapalım bahanesiyle. O özenle hazırladığın nişan ilanından bahsediyorum. Emre sesini yükseltme lütfen. Kırıcı oluyorsun. Ben sen de benim kadar sevinirsin diye düşünmüştüm. Ben sürprizlerden hoşlanmam Yeliz. Hele ki Emir Vakiler'den asla. Emir Vaki mi? Ne dediğinin farkında mısın ya? Biz zaten nişan yapmayacak mıydık? Bunu insanlara duyurunca ne değişti ben anlamadım. Yeliz, senin bunu önce benimle konuşman gerekiyordu, benimle. Ben seninle konuşmayı denedim. Defalarca denedim hem de. Ama sen her seferinde meşguldün hem de. Her ne olursa olsun Yeliz, bu senin tek başına verebileceğin bir karar değil. Ya bir de gidiyorsun oyununa Meleği dahil ediyorsun. Haksızlık ediyorsun Emre. Öfkeyle sonradan pişman olacağın sözler sarf ediyorsun. Yapma. Ya sen benim Meleği kullanabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben böyle bir şey nasıl yaparım ya? Tamam, haklısın. Belki heyecanı kapılmayıp ilk önce seninle konuşmalıydım ama... Hala belki diyorsun Yeliz, hala belki diyorsun. Sen benimle konuşmadan böyle bir şey yapamazsın. Emre, ben sadece Meleğin bize yaşattığı mutluluğu perçinlemek istedim. Bu gece yaşananlar bir oyunun ya da bir planın parçası değildi. Başka hiçbir şey değildi isteğim. Ya sen bu gece yaşananları bir oyunun, bir planın parçası nasıl zannedersin? Meleğin masum, yüreklendirici sözleri olmasaydı ben asla cesaret edemezdim bunu. Ben gelecekle ilgili hayallerimiz var zannediyordum seninle. Anneciğim, bizi diline dolayanlar çok haklılarmış. Al, bak görüyor musun? Şu fotoğrafa bir bak. Alay eder gibi çekmiş. Bir de sonra utanmadan bana göndermiş. Ya ben bu fotoğrafı gördüğümde nasıl kötü oldum? Kendimi nasıl yerin dibinde hissettim? Sen hiç düşünebiliyor musun? Hayır tabii ki. Senin düşündüğün tek şey, senin kontrolün dışında hiçbir şeyin olmaması. Ben ne yaptıysam,
ailemizin itibarı için yaptım Emre. İnsanların dillerine düşmeyelim diye yaptım. Ben senden daha fazla düşünüyorum belki de bu aileye Emre. Ben şimdi anlıyorum biliyor musun? Sen bana fersah fersah uzak mısın? Ben evim bildiğim, ailem bildiğim bu çatının altında bir yabancıymışım aslında. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Anladım. Benim bu evde işim kalmamış artık. Ama merak etme. Beni bir daha asla görmeyeceksin. Hemen ayrılacağım konaktan. Hiçbir yere gitmiyorsun Yeliz. Kafandaki bu saçma sapan düşünceleri de at kafandan. Sadece kafana göre hareket etme. Senden bunu istiyorum, tamam mı? Ben sana iyi bir eş, Meleğe iyi bir anne olmak istiyorum. Sana söz veriyorum. Bundan sonra sana sormadan hiçbir şey yapmayacağım. O fotoğrafları da silemen gelir. Hem telefonumdan hem de hafızamdan sildim bile. İyi geceler. Sana da. Ay biraz sona geldik zannettim. Ama neyse ki gözyaşı silahının ve mağdur edebiyatının kazanamayacağı hiçbir savaş yoktur. Sen benimsin Emre. İstesen de, istemesen de benimsin. Hayır, sürprize hoş karşılamayacağını biliyordum. Ama Meleği kullanma meselesi nereden çıktı? Küçük cadı. Bir şey mi söyledi yoksa? Kızımı uyuttunuz galiba. Şimdi yatırdım. Bu defa parti gece yarısından önce bitti. Ama her şey masallardaki gibi olmuş gerçekten. Sizin de işiniz bitmiş belli ki. Evet, bitti. İzninizle. Böyle ayaküstü konuşmak doğru değil, biliyorum. Ama sizin de vaktinizi çalmak istemem. Biliyorsunuz, biz yakın zamanda Emre ile evleneceğiz. Şimdiden tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hicran Hanım, kızımın dediklerini duydunuz. Melek şimdiden beni annesi olarak görüyor. İnanın, bu onun konuşması kadar mutlu etti beni. Biz evlenince kızıma bizzat kendim bakmak, onu hayata kendi bildiğim yöntemlerle ve gerçek bir anne sevgisiyle hazırlamak isterim. Bugün yarın olmasa bile bir süre sonra size ihtiyacımız kalmayabilir. Bunu anlayış göstereceğinize eminim. Ama siz de kendinizi bu duruma karşı hazırlarsanız çok sevinirim. Bunları zamanı gelince konuşuruz Yeliz. İyi geceler. İyi geceler. Melek yüzlü küçük şeytan burada mı? Küçük cadı seni. Melekçim. Korktun mu sen? Şaka yaptım bir tanem.
korkmana gerek yok ki. Sen benim sözümü dinlemeye devam ettiğin ve kimseye bir şey demediğin sürece korkmana gerek yok ki. Ama bugün davette yaptığın konuşmayı benim yaptırdığımı söylersen, işte o zaman seni doğduğuna pişman ederim. Anladın değil mi? Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Aferin sana ya. Ya sen böyle akıllı bir kız olduğun sürece biz seninle çok iyi anlaşırız. Hem bugün çok iyi iş çıkardın. Aynı performansın devam etmesini bekliyorum senden. Tamam mı tatlım? Bundan sonra benim söylediklerimi yapacaksın. Anlaştık değil mi? Eğer sözümden çıkarsan başına gelecekleri çok iyi biliyorsun. Pardon, ben burada olduğunuzu bilmiyordum. Ay. Ya ben kızıma iyi geceler öpücüğü vermeden uyumuyorum hiç. Bugün bizi çok mutlu etti. Değil mi Melek'ciğim? Meleğim, seni uyutmamı ister misin? Ben uyuturum kızımı. Hiç zahmet etmeyin. İyi geceler. Seni üzen şeyin ne olduğunu bulacağım bileyim.